It's always good time for slot poker. Dijital Dünya kanallarına herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Robo Linux'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, gerçekten 2020'de yavaş yavaş üst sıralara tırmanan, hızlı, stabil, kararlı, gayet kullanışlı bir işletim sistemi arkadaşlar. Aynı zamanda da 3D özelliği olan 10 numara 5 yıldız bir işletim sistemi diyorum. Hem Linux olarak arkadaşlar Ubuntu veri tabanını kullanıyor, hem aynı zamanda Debian veri tabanını kullanabilen bir işletim sistemi. Gerçekten diyorum arkadaşlar, son sürümü de, bu yeni çıkan son sürümü de gayet başarılı olmuş. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım diyorum. Öncelikle nasıl indireceğimizden bahsedeyim tarayıcıdan. Sonrasında da yine VMware sanal makine programı üzerinde hem kurulumunu hem incelemesini yapalım arkadaşlar. Evet, tarayıcımı açıyorum. Arama çubuğuna Robo Linux yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi sitesi arkadaşlar. Giriş yapıyoruz hemen. Şöyle alta doğru iniyorum. Burada download now arkadaşlar. Buna bir kere tıklayalım. Sonrasında alta doğru iniyoruz. Evet. Buradan arkadaşlar son sürüm olduğunu 11.02 versiyonu arkadaşlar yeni çıktı. Ben Mate olanı indirdim. 3D Mate arkadaşlar. Şöyle üzerine bir kere tıklayalım. Gördüğünüz gibi bizi buraya yönlendiriyor. Burada arkadaşlar seçenekler yine var. Gördüğünüz gibi istediğinizi indirebilirsiniz. Ben 3.2 GB'lık olanı indirdim Mate arkadaşlar. Şöyle üzerine bir kere tıklayalım. Gördüğünüz gibi 3.0 GB'lık bir ISO dosyamız arkadaşlar. Ben indirdiğim için indirmiyorum. Buradan vazgeçiyorum arkadaşlar. Tarayıcımı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar hazırsanız buradan VMware sanal makine üzerinde dediğim gibi hem kurulumunu hem incelemesini yapalım. Evet arkadaşlar. File diyorum. New diyorum. Üsttekinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra Next diyorum. En alttakinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra Next diyorum. Linux'imi seçiyorum arkadaşlar. Sonrasında Ubuntu veri tabanını ben seçiyorum arkadaşlar. Ubuntu 64 bit diyorum. Bunu seçtikten sonra buradan Next diyorum. İsim vermemi istiyor arkadaşlar. Hemen buraya Robo Linux 2020 diyorum arkadaşlar. Ve sonrasında C kurmamızı istiyor. Diğer videolarımda da bahsettiğim gibi ben C kurma taraftarı değilim arkadaşlar. Nedenine gelecek olursak, hem açılışta hem kapanışta hem de sistem içerisinde performans almak istiyorsanız kesinlikle D ya da E gibi diskiniz varsa arkadaşlar oraya kurmanızı tavsiye ediyorum. Ama D ya da E gibi diskiniz yoksa mecburiyetten D'ye kuracaksınız arkadaşlar. Ben buradan browser diyorum. D'ye geliyorum arkadaşlar. Ben D'ye kuracağım. Burada yeni klasör oluştur diyorum. Evet arkadaşlar. D'ye klasörümü de oluşturdum. Sonrasında Next diyorum. Burada arkadaşlar üstte Store'yi seçiyorum. Tavsiye edilen 20 GB'lık alanı ileriye dönük düşünerek arkadaşlar güncellemelerle birlikte ben bunu 60 yapıyorum. Ve sonrasında Next diyorum. Finish diyorum arkadaşlar. Ekranımın gelmesini bekliyorum. Evet, burada arkadaşlar şimdi Edit bölümüne giriyorum. bit işletim sistemi kullandığım için arkadaşlar 8 GB'lık bir RAM veriyorum. Sonrasında işlemcilerime geliyorum. Burada da 2-2 yapıyorum arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra burada harddisk'imin 60 GB olduğunu gördükten sonra CD, DVD, SATA kısmına geliyorum arkadaşlar. Buradan ISO'yu seçiyorum.
Buradan browser diyorum. Benim ISO kalıbım arkadaşlar E'de. E'de olduğu için E'ye geliyorum. Gördüğünüz gibi Robolinux arkadaşlar 64 bit mate 11.02. Bunun üzerine bir kere tıkladıktan sonra arkadaşlar RAR'dan gördüğünüz gibi çıkartmıyorum. Çünkü RAR kurulumunu yaparken özel kurulum yapıyorum arkadaşlar. Özel kurulum yaptığım sırada da ISO seçeneği var. Bunu işaretliyorum. Bundan dolayı da RAR'dan çıkartmama gerek kalmıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kolaylık oluyor aynı zamanda da. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi ISO uzantısında tanıyor. Ve sonrasında arkadaşlar bunları yaptıktan sonra burada Option'a geliyorum. Option'da arkadaşlar yine Linux'imin işaretli olduğundan, versiyonumun Ubuntu 64 bit olduğundan, kurulumu D yaptığından emin olduktan sonra en altta Advanced'a geliyorum. Burası da önemli arkadaşlar. Burada da BIOS'umu seçiyorum. Arkadaşlar bir sanal makine programında kurulum yaparken size tavsiyem BIOS seçmenizdir. Sıfır kurulumda hatasız bir şekilde tamamlamak istiyorsanız kesinlikle BIOS seçin arkadaşlar. UEFI'yi seçerseniz genelde %30-%40 gibi hata alma oranınız var. Bilginiz olsun diyorum. Ve ben BIOS'umu seçtikten sonra OK diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buraya kadar yaptığınızı varsayıyorum ve sonrasında hazırsanız power tuşuna basıyorum arkadaşlar. Evet, tam ekrana geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar Start Robo Linux 11'i üzerindeyken Enter tuşuna basıyorum. Evet arkadaşlar, ekranımız geldi. İlk yapmamız gereken arkadaşlar burada öncelikle tam ekrana geçiş yapalım. Buradan Ctrl Enter diyorum. Sonrasında arkadaşlar Display diyorum. Burada benim ekranım 1360'a 768 arkadaşlar, bunu seçiyorum. Apply diyorum. Ve Keep diyorum. Sonrasında close diyorum ve buradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi şu an tam ekrana geçiş yaptık arkadaşlar. Evet, şimdi kurulumu artık başlayabiliriz diyorum. Install Robolinux'i üzerine tıklayarak arkadaşlar programın gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi açılış ekranımız geldi, kurulum ekranımız arkadaşlar. Şimdi buradan öncelikle dil seçeneğimizi seçelim arkadaşlar. Türkçe'yi seçiyorum. Devam et diyorum. Burada Türkçenin klavye düzeni arkadaşlar. Türkçenin seçili olduğundan emin olduktan sonra sağ tarafta en alta iniyorum. Burada uluslararası ölü tuşları seçiyorum arkadaşlar. Yine sonrasında burada Türkçe karakterlerini test ediyorum arkadaşlar. İ, Ş, Ç, Ö. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe karakterlerimizi kabul ediyor, algılıyor ve devam et diyorum. Evet, burada arkadaşlar install 3. parti, yani burada gördüğünüz gibi bu yazılımlar belgelerinde belirtilmiş lisans şartları tabidir, bazılarına sahiptir. Yani burada 3. taraf uygulamalarını seçiyorum arkadaşlar, driverlarını siz de seçmenizi tavsiye ederim. Bunları seçtikten sonra devam et diyorum arkadaşlar. Evet, kurulum türü diyor arkadaşlar. Diski sil ve Robolinux 11'i yükle. Bunun seçili olduğundan emin olduktan sonra yine şimdi yükle diyorum. Evet, bana diski kaydedilecek diyor, değişikliklerin kaydedilmesini istiyor musunuz diye soruyor. Devam et diyorum arkadaşlar burada da. Burada da bölgemizi seçmemizi istiyor. Hemen geliyorum arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi bölgemizi de kabul ediyor. İstanbul olarak algıladı. Ve devam et diyorum yine. Burada
kullanıcı adı ve parola oluşturmamızı istiyor arkadaşlar. Hemen kullanıcı adımı giriyorum. Evet arkadaşlar. Kullanıcı adımı oluşturdum. Şimdi sıra parolamızı oluşturmada. Arkadaşlar ben basit parola gireceğim. Rakamlardan oluşan parola gireceğim. Siz isteğe bağlı olarak hem rakamlardan hem harflerden oluşan karışık bir parola girebilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Ve ben rakamlardan oluşan parolamı giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya kadar da yaptıysanız devam et diyorum. Evet, dosyalarımız kopyalanmaya başladı arkadaşlar. Biraz sürüyor arkadaşlar. 15-20 dakika kadar sürüyor. Bilginiz olsun. Bundan dolayı bazı yerlerini hızlandırabilirim. Ve beklemeye geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurulumu tamamladı. Şimdi yeniden başlatmamızı istiyor. Ve şimdi yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekranımız geldi. Şimdi giriş yapalım. Buradan parolamız istiyor. Evet arkadaşlar, burada standart klasör geçerli dili güncellensin mi diyor. Geçerli dilimiz Türkçe arkadaşlar, gördüğünüz gibi evet diyoruz. Adları güncelleştir. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şöyle alta doğru geliyoruz. Burada yine şimdi yükle diyor arkadaşlar. 6.2 MB dosyamız var. Bunları da yüklüyoruz. Evet arkadaşlar, bu bilgisayardaki yazılımlar günceldir. Şu an güncellemelerimizi tamamladık. Buraya da tamam diyorum. Şimdi buradan arkadaşlar uç birim deyip terminalimi açıyorum. Şöyle üste gelelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada VNTools'umuzu kuracağız. Bunun için arkadaşlar hazırsanız başlıyorum. Öncelikle Vuham ediyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Sonrasında sudo bir boşluk bırakıyorum. Bas diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Benden şifremi istiyor. Şifremi girdikten sonra enter diyorum. Tekrar Vuham diyorum.
Enter diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi root olduk. Şimdi hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ping diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Tre işaretini veriyorum arkadaşlar. C3 diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. www.google.com diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Evet. Ping'imizi kabul etti arkadaşlar. Bu aynı zamanda internetimizin de var olduğunu gösterir. Bilginiz olsun diyorum. Sonrasında devam ediyorum arkadaşlar. APT diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Update diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Gerekli paketlerin indirilmesini bekliyorum. Gerekli paketlerimizi indirdi arkadaşlar. Şimdi son olarak komutumu giriyorum. APT diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Install diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Open diyorum. Tre işaretini veriyorum. VM diyorum. Tre işaretini veriyorum. Toast diyorum. Tre işaretini veriyorum. Desktop diyorum arkadaşlar. Desktop dedikten sonra da Enter diyorum. Burada evet diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Ve VM Toast'umuzun kurulmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi VNTOS'umuz kuruldu. Tamamlanmak üzere. Evet arkadaşlar. Yeniden başlatmadan önce yine kontrollerimizi yapıyoruz. APT güncellemelerimizi arkadaşlar. Sudo diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. APT diyorum. Tre işaretini veriyorum. Get diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Update diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Evet arkadaşlar. İkinci APT güncellemesini veriyorum. APT diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Pardon. Sudo diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. APT diyorum. Tre işaretini veriyorum. Get diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. Update diyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi güncelledi arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Uç birimi kapatıyorum arkadaşlar. Sonra buraya geliyorum menümüze. Menümüzden arkadaşlar yine. Buradan tüm uygulamalar diyorum. Dil desteği arkadaşlar. Dil desteğine geliyorum. Evet, dil desteği tam olarak kurul değil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu kur diyorum. Parola istiyor benden, parolamı giriyorum. Bu önemli arkadaşlar, bunu kesinlikle yapın. Ofis programlarınızı kurduğunuzda tam olarak Türkçeleşmesini istiyorsanız ya da video editör programlarının tam olarak etkinleşmesini istiyorsanız Türkçe olarak kesinlikle bunu işlemi yapın arkadaşlar, dil seçeneğini. Evet arkadaşlar, şimdi bunu yaptıktan sonra burada dilleri yükle ve kaldır. Buna geliyoruz. Buradan şuradan bakın arkadaşlar, işaretli olanların hepsini kaldırın. Türkçe hariç hepsini kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi İngilizce kaldırıyorum. Bakıyorum başka var mı arkadaşlar. Başka yok arkadaşlar. Türkçe işaretli uygula diyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra burada arkadaşlar yine sistem genelini uygula. Bunu tıkladıktan sonra sizden yine parola isteyecek. Parolanızı tekrar giriyorsunuz. Enter diyorum. Sistem genelini uygula dedim arkadaşlar. Sonra bölgesel biçimlere geliyorum. Burada da yine sistem genelini uygula diyorum. Ve bunu yaptıktan sonra kapatıyorum arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Tekrardan buraya geliyorum. Burada arkadaşlar. Yeniden başlat diyorum arkadaşlar.
pure divine, and I lost myself within the fire, breaking free from my desire, a heart of gold forged to inspire, it's starfire. Evet arkadaşlar, ekranımız geldi. Giriş ekranımız. Buradan hemen yine parolamı giriyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam ekrandayız. Gayet başarılı bir şekilde de giriş yaptı. Evet. Yine uzun bir video olacak arkadaşlar. Çünkü özellikleri çok. Anlatmamız gereken yerleri çok. Ve bizim kadar sanırım detaylı anlatım da yok. O yüzden arkadaşlar anlatmam gereği duyuyorum. Ve gerçekten göreceksiniz, gayet başarılı, kullanışlı bir işletim sistemi olmuş. Aynı zamanda da Türkçe olması 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi inceledikçe göreceksiniz. Hızlı, stabil, kararlı ve güvenli arkadaşlar. Aynı zamanda da gerçekten 10 numara 5 yıldız bir işletim sistemi. Hazırsanız dediğim gibi arayüzlerini ve uygulamalarını da incelemeye başlayalım arkadaşlar. Evet. Buradan kontrol merkezine gelelim arkadaşlar öncelikle. Buradan başlayalım. Yönetimsel arkadaşlar. A biliyoruz zaten. Buradan şöyle geçiyorum. Giriş ekranımız arkadaşlar. Buradan parolamızı istiyor. Geliyorum şöyle. Evet. Burası gördüğünüz gibi demek ki arkadaşlar parola ekranımızda. Giriş ekranımız. Buradan değiştirebiliyorsunuz şu şekilde. Buradan istediğinizi atayabilirsiniz. Gayet başarılı ve güzel aynı zamanda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta biz de şöyle değiştirelim. Buraya kadar gelmişken. Bu olsun arkadaşlar. Bu bizim giriş ekranımız olacak bundan sonra. Burada aç diyorum. Yine kullanıcı arka plan göster arkadaşlar. Bunları açın. Izgaralar yine açın. Buradan gördüğünüz gibi tema seçebiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir seçeneği var. İstediğinizi buradan seçebilirsiniz. Gayet başarılı. Yine buradan çıkıyorum. Yine simgeler üzerinde arkadaşlar ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada gerçekten güzel düşünülmüş. Gayet başarılı arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız diyorum. Şimdi şuradan şöyle gelelim. Evet arkadaşlar, kullanıcı kısmında da yine elle girişe izin ver, kullanıcı listesini gizle. Bunlar sizin isteğinize bağlı ama şöyle açalım. Konuk oturumuna izin ver. Yine buradan aç kapatabiliyorsunuz. Güzel uygulamalar, gerçekten güzel düşünülmüş arkadaşlar. Yine buradan ayarlara gelelim. Tuş kilidini etkin diyor. Buradan yine aç kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel. Yine buradan makine hatları erişebildikleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok seçeneği siz kendiniz buradan açıp kapatıp izin verebiliyorsunuz. Evet, giriş ekranımız böyle arkadaşlar. Buradan şimdi çıkıyorum. Sırada donanımsal olarak geliyorum şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Buradan devam edelim isterseniz yine. Bu özellikle çok güzel arkadaşlar. Kendi mağazası. Kendine has bir mağaza arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş. Gayet başarılı. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yazılım butiği diye. Evet. Buradan arkadaşlar bu şekilde donatılar olarak vermiş. Burada yine istediğinizi buradan tek tuşla kurabiliyorsunuz. Şöyle alta doğru inelim. Gördüğünüz gibi birçok özelliği var, birçok uygulamalar var arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız diyorum bu şekilde gördüğünüzde. Yine burada eğitim olarak birçok uygulamalar var arkadaşlar. Şöyle. Oyunlar arkadaşlar, yine buradan istediğiniz oyunlar, bayağı seçenekler var. Gördüğünüz gibi. Tek tuşla kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Kur dediğinizde hemen kuruyor. Sizi yormuyor. Grafik olarak arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi blenderımız var. Gördüğünüz gibi seçenekler çok. Kurulmuş olanlar arkadaşlar şöyle göstereyim.
gördüğünüz gibi buradan başlatabiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz, yenileyebiliyorsunuz, yeniden yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda internet olarak arkadaşlar yine gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız. Aradığınız her şeyi burada bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş. Bu konuda Robodunix gerçekten arkadaşlar kendine has bir mağazasıyla benim yine takdirimi kazanmayı hak etti. Gerçekten gördüğünüz gibi 10 numara diyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı gördüğünüz gibi diyorum yine. Horonlama için birçok uygulama var arkadaşlar. Yine video ses olarak gördüğünüz gibi Audacity var arkadaşlar. Yine peynirimiz var. 10 numara dediğim gibi arkadaşlar. Yine şöyle gelelim. Sistem araçları gördüğünüz gibi. Gerçekten çok ama çok iyi arkadaşlar. Yine burada evrensel erişimler var. Gördüğünüz gibi. Sunucularımız arkadaşlar. Bu da gayet başarılı. Evet, mağaza arkadaşlar. Ekstra mağaza kurmak isterseniz zaten Smite tag'imiz var. Bu da var. Yazılım butiği arkadaşlar. Software yine isteğinize bağlı. Kurmak isterseniz kurabilirsiniz arkadaşlar. Buradan yine şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi paketlerimizi buradasın arkadaşlar. Yüklü paketleri yükseltme seçenekleri. Yine güzel. Bozuk paketleri çözümlemesi arkadaşlar. Yine güzel bir özellik. Gayet başarılı bir şekilde düşünülmüş. Evet. Yazılım butiğimiz de böyle arkadaşlar. Buradan çıkıyorum şimdi. Evet. Smite paket yöneticimizi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yine şöyle isterseniz girelim. Evet arkadaşlar. Gerçekten Linux işletim sisteminde olmazsa olmazlardan biri diyorum Smite paket yöneticisi arkadaşlar. Herkese de tavsiye ediyorum. Arayıp da bulamadığınız her şeyi burada çok rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bundan dolayı size tavsiyemdir. Bilginiz olsun diyorum. Buradan çıkıyorum şimdi. Evet. Yazılım güncelleştirmeleri arkadaşlar böyle kontrol edebiliyorsunuz. Varsa güncellemeniz gereken size bilgi veriyor. Yoksa zaten güncel olduğunuzu söylüyor. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi bilgisayar yazılımları günceldir arkadaşlar. Güncel olduğumuzu belirtiyor ve tamam diyorum. Yine yazılım ve güncelleştirmeleri var arkadaşlar. Burada gene seçebiliyorsunuz kanallarınızı arkadaşlar. Yazılım almak istediğiniz siteleri yine sürücülerinizi buradan belirleyebiliyorsunuz. Günlük güncelleştirmeleri buradan alabiliyorsunuz. İsteğinize bağlı. Aynı Windows'taki gibi arkadaşlar. İsterseniz erteleyebiliyorsunuz, isterseniz alabiliyorsunuz. Ama ben size tavsiyem otomatik olarak indir ve kur seçeneğini işaretlemiz arkadaşlar. Şifremizi giriyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Yine burada dediğim gibi günlük, haftalık göster seçeneklerini yine tercihinize bağlı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde yapın arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Şöyle bakalım. VNTools'umuzu görecek mi? Evet, VNTools'umuzu gördü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan da devam ediyorum. Bunları işaretlemeniz size tercihinize bağlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zaten açıklamasını yazıyor. Ama size tavsiyem işaretlememeniz daha iyidir. Böyle kalsın diyorum arkadaşlar. Sonrasında burayı yine açık kapatabilirsin. Bu da sizin isteğinize bağlı. Bu da bu şekilde durabilir arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra buradan kapat diyorum. Ve çıkıyoruz arkadaşlar. Zaman ve tarih. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız arkadaşlar yine. Buradan istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. İstediğinizi atayabiliyorsunuz. Ülke olarak, el olarak girebiliyorsunuz. Gayet 10 numara 5 yıldız düşünülmüş. Ve buradan açıp siz yine buradan aynı şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şifremi girelim. Gördüğünüz gibi aktifleşiyor. Buradan bölge seçtiğinizde istediğiniz bölgenin
zaman dilimini kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, buradan da çıkıyorum şimdi. Bunu da kapatalım. Devam edelim arkadaşlar. Donanımlardayız şimdi. Donanımlarda biliyorsunuz Bluetooth ayakkabılarını arkadaşlar taktığınızda buradan yönetebiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Yine size kalmış özellikleri arkadaşlar. İstediğiniz tercihleri yapabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şu an takılı olmadığından açmıyor. Buradan bakalım. Yönetici gördüğünüz gibi bağlantı başarısız. Çünkü takılı değil arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Şöyle disklere gelelim. Burada gayet başarılı bir şekilde, detaylı bir şekilde arkadaşlar ne kadar kullandığınızı size gösteriyor, anlatıyor. Gerçekten güzel, anlaşılır bir şekilde de özellikleri var diyorum. Ve yine buradan çıkıyorum arkadaşlar. Ek sürücülerimiz dediğim gibi arkadaşlar burada VN Tools'umuzu görmüştü. Yine flash belleğinizi taktığınızda yine herhangi bir klavyede mouse'u ekstra taktığınızda arkadaşlar burada belirtiyor. Bilginiz olsun diyorum ve tekrar çıkıyorum. Ekranımız arkadaşlar, ekran çözünürlüğümüzü dediğim gibi buradan yapabiliyorsunuz. Ama VN Tools'unuzu da kurarsanız sizin için daha faydalı, daha yararlı olacaktır. Bilmeyen arkadaşlar için ya da ekran kartını tanımayan arkadaşlar için biz zaten gösterdik, kurulumunu da yaptık arkadaşlar. Siz de dediğim gibi yine buradan da yapabilirsiniz. Terminalden de yapabilirsiniz. Evet, buradan da çıkıyorum şimdi. Burada yine faremizin tepkime süresi arkadaşlar, yavaşlama, hız seçenekleri gördüğünüz gibi gayet şık bir şekilde anlatılmış. 10 numara diyorum. Gerçekten mükemmel özellikleri var arkadaşlar. RoboLinux'in. Buradan da çıkıyorum. Güç yönetimine gelelim. Güç yönetimi yine sizin isteğinize bağlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asla diyebilirsiniz. Ekranın 30 dakika sonra diyor. Ben yine buna asla diyorum. Buradan da genele bakalım arkadaşlar. Güç düğmesini basıldığında bana sor. Gördüğünüz gibi böyle seçenekleri var. Askıya al, kapat, hiçbir şey yapma. Yine askıya alma düğmesine basıldığında askıya al, hiçbir şey yapma. Gerçekten güzel seçenekler arkadaşlar. Sonrasında klavyeye bakalım. Klavyemiz yine arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet anlaşılır ve düzenli bir şekilde. Seçenekleri bol. Erişebilirliklerimiz gayet 10 numara 5 yıldız. Yine gördüğünüz gibi fare tuşlarında aynı zamanda hız ve yavaşlatma arkadaşlar. Yazı molası değil. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel arkadaşlar. Yine buradan çıkıyorum. Klavye kısa yollarına şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz gibi atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekle tuşuna basarak gayet 10 numara 5 yıldız. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Buradan da şimdi çıkıyorum. Yine sese gelelim. Buradan gördüğünüz gibi seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Donanım olarak gördüğünüz gibi ekran kartınızı da söz kartınızı tanıyor arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel düşünülmüş. Gerçekten başarılı bir şekilde bir uygulama olmuş arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum şimdi tekrar. Sıradaki internetimize gelelim arkadaşlar. İnternet ve ağ. Burada ağ bağlaştıracağına gelelim. Burada ethernetiniz varsa görünüyor arkadaşlar. Şu an biz Wi-Fi kullandığımız için görünmüyor. Şöyle burada ethernet taktığınızda bu şekilde ayarlamalarınızı burada otomatik olarak da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine vekil sunucunuz var aynı zamanda. Yine IP'lerimizi proxy olarak kullanabilirsiniz. Güzel bir özellik. Ve bu şekilde arkadaşlar. Buradan da şimdi çıkıyorum yine. Dediğim gibi AV2'li kullanabiliyorsunuz proxy olarak arkadaşlar. Gayet başarılı. 10 numara 5 yıldız diyorum. Yine buradan çıkıyorum. Evet. Güvenlik duvarı arkadaşlar. Gerçekten güvenlik duvarı olması benim için her zaman bir artı bir özellik arkadaşlar. Linux işletim sistemlerinde kesinlikle güvenlik duvarınız olması lazım arkadaşlar. Burada ev kullanıcısınız arkadaşlar. Bu şekilde açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aktifleşti.
gelenlere red diyorsunuz, gidene izin ver diyorsunuz arkadaşlar. Bu özellikle buna dikkat edin ve üsttekinin ev kullanıcısı olduğunuza dikkat edin. Bunları yaptığınız zaman burası her zaman açık dursun. Linux işletim sistemi kullanıyorsanız arkadaşlar, gerçekten 10 numara 5 yıldız diyorum. Olması gereken bir uygulama diyorum aynı zamanda ve buradan da çıkıyorum arkadaşlar şimdi. Sonra geliyoruz arkadaşlar görünüş ve işleyişleri. Bu da yine şöyle ana menü diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki uygulamaları buradan değiştirebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Yine tercihler size kalmış bir şey. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Seçenek olması güzel bir şey arkadaşlar. Özelleştirme aynı zamanda. Gerçekten iyi düşünülmüş diyorum. Ve buradan da çıkalım diyorum şimdi. Balon uyarıları arkadaşlar. Buradan sağ üst, sol üst diye değiştirebiliyorsunuz. Şöyle tekrar sağ üst diyelim. Yine kaydırma çubuğu standart tema olarak, yine Coco olarak, Nadok olarak seçebiliyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar burada sağ üst köşede çıkıyordu. Bilginiz olsun. Buradan da çıktıktan sonra şimdi ekran koruyucumuza bakalım. Evet, boş ekran arkadaşlar. Yine buradan siz ekleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde rastgele yapabiliyorsunuz. Yine tercih tabii ki size kalmış. Yine bu şekilde yapabiliyorsunuz. Kareleri dama tarzında. Yine resim dizini oluşturabiliyorsunuz. Bu da yine var size kalmış bir şey arkadaşlar. Şu an herhangi bir resim olmadığından dolayı böyle gösteriyor. Yine yüzen gnome gördüğünüz gibi. Gayet başarılı arkadaşlar. Mating ki gördüğünüz gibi yine yüzen mate diyorlar. Evet. Ekran koruyucumuz da bu şekilde arkadaşlar. Yine buradan kapat diyorum. Şimdi görünüme gelelim arkadaşlar. Burada görünümde yine istediğinizi seçebilirsiniz gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. 10 numara arkadaşlar. Ara menülerine bakalım bu şekilde. Yine buradan geçiş yapabiliyorsunuz. Yine şöyle bakalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yine özel diyelim. Buraya geliyorum. Evet, şimdi buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi buradan Mate Tweak'lere gelelim arkadaşlar. Burada isteğinize bağlı arkadaşlar. Buraya masa üstüne gördüğünüz gibi bilgisayar atabiliyorsunuz. Ev dizini atabiliyorsunuz. Çöp kutusu. Bu şekilde bunları yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine panelimiz var burada gördüğünüz gibi. Buradan değiştirebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine penceremiz var. Burada gördüğünüz gibi bunların sağ sol diye değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sola gidiyor. Sağ yaptığınızda gördüğünüz gibi buraya sağa geliyorlar. Evet. Burada en alttır arkadaşlar. Şöyle girelim. 3D özelliği arkadaşlar. Jompis şimdi çalıştırdık. Bunu buradan yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan ayarlara gelelim. Evet, Jompis ayarlarından arkadaşlar şöyle bakalım. Evet, şunu bir seçelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet başarılı bir şekilde bayağı bir seçenekleri var, bayağı bir özellikleri var arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız diyorum. Yine bunlar sizin isteğinize kalmış. Şöyle yapalım. Gerçekten bayağı kullanışlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. 10 numara diyorum.
Daha ne diyebilirim ki diyorum arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Gayet başarılı, gördüğünüz gibi. Güzel düşünülmüş. Gerçekten kullanmaya değer bir işletim sistemi arkadaşlar. Yine buradan çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kalsın. 10 numara diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bu görünümleri göstermiştik. Seçenekler yine arkadaşlar bol, isteğe bağlı. Buradan da şimdi çıkıyorum. Devam edelim. Evet. Görünümden sonra kişiselleştirme arkadaşlar. Pardon, şunu kapatmamışız. Evet, bunu da kapattıktan sonra buradan çıkıyorum. Tekrar arkadaşlar şöyle gelelim. Buradan betikler arkadaşlar. Betiklerden de girebilirsiniz. Ctrl Enter dediğinizde. Şöyle alta doğru iniyorum yine. Evet. Buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar bunlar yaptık. Şimdi temayı değiştir. Bunu göstermiştim diyorum. Tekrar tercih edilen ayarlar, uygulamalar. Şöyle görebiliyorsunuz. Yine bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Kapatıyorum. Evet. Şimdi başlat menüsüne geliyorum arkadaşlar. Başlat menüsünde tercihler kısmına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi yine bayağı bir seçenekler var. Eklentilerimiz var arkadaşlar. Yine burada temalarımız var. Uygulamalarımız var. Yine isteğe bağlı değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde. Buradan ikon boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ikon boyutlarını. Şöyle yapalım. Bayağı bir küçülsün. Gördüğünüz gibi ikonlarımız arkadaşlar. Şuradaki ikonlar kayboldu. Göstermiyor. Şimdi bunu tekrar 24 yapalım. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi ikonlarımız arkadaşlar gayet başarılı bir şekilde görünür hale geldi. Evet. Yine favorileri diyelim. Yine buradan dediğim gibi yükseltebiliyorsunuz. Yine burada aynı şekilde arkadaşlar. Yerlerden aynı şekilde. Sistem. Gördüğünüz gibi yine yükseklik, boyut ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Buradan panelime arkadaşlar sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Şimdi burada yine altta arkadaşlar bunu panelimizi istediğimiz gibi üste alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi üste arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu şekilde buradan geçişlerimizi sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradan tekrar çıkıyorum. Sola alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağa alabiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yine buradan çıkıyorum. Burada alt diyorum. Yine alta alabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyorum. Bunu da alta bırakıyorum. Arka planımız da bu şekilde dursun. Şimdi buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Geliyorum buradan. Şöyle bakalım. Tüm uygulamalar diyelim yine. Burada arkadaşlar ofis programımıza bakalım. LibreOffice diyorum. Evet, gördüğünüz gibi Türkçe arkadaşlar. Gayet başarılı. Evet. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Şu şekilde ne kadar seri ve hızlı olduğunu görün arkadaşlar. Gerçekten kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Buradan da şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız ve gerçekten stabil arkadaşlar. Hızlı, güvenli, kararlı gördüğünüz gibi.
Hiçbir şekilde sizi yormuyor. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar yine. Buradan bakalım. Şöyle değinmek istediğimiz başka var mı? Yine buradan uygulamalarımız arkadaşlar. Şöyle gelelim. Burada tamam diyoruz. Evet, ekran geldi arkadaşlar. Buradan kendi sitesine yönlendiriyor arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi. Buradaki seçeneklerden kurmanızı tavsiye ediyoruz size. Önerilerde bulunuyor. Şu an için biz bunlara kurmak istemediğimiz için tekrardan çıkıyorum arkadaşlar. Sadece sizin görme amaçlı şöyle görün diye bir göstereyim dedim. Şimdi buradan çıkıyorum. Bunu da bu kapatıyoruz yine buradan. Evet. Şöyle tekrardan. Buradaki arkadaşlar installer genelde kendi sitesine yönlendiriyor. Bilginiz olsun. Tor kullanıyor yine aynı zamanda arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız diyorum. Yine güvenlik açısından gerçekten çok iyi. Tor'un yine chat kanalı var arkadaşlar. Bunu da kurabiliyorsunuz. VPN kullanması güzel bir şey. Virus help kullanması ayrı bir şey arkadaşlar. Gerçekten bunlar artı özellikler, bilginiz olsun diyorum. Şu şekilde yaptığınızda sizi kendi sitesine yönlendiriyor. Burada da ayrı ayrı kurmanızı istiyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi geliyor. Bu şekilde sizi yönlendiriyor arkadaşlar. Evet. Buradan da şimdi tekrar çıkıyorum. Bunu da kapatıyorum. Şöyleden devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ofis programlarımız 10 numara 5 yıldız arkadaşlar, ne ararsanız var. Yine burada MAC adresinizi değiştirmek için güzel bir uygulama arkadaşlar. Şöyle girelim. Gizliliğinize önem veriyorsanız kullanmanızı tavsiye ettiğim bir uygulama. Sistem kendisi bu şekilde otomatik olarak algılayıp kapanıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Sonra tekrar girelim. Yine burada gördüğünüz gibi özellikleri şöyle tekrar şifre girdiğimizde bizi yine atıyor oraya. Görün arkadaşlar. Bundan dolayı faydası olacağını düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi buraya geldiğinizde sizi tavsiyelerde bulunuyor ve indirmenizi istiyor arkadaşlar. Yine bu size kalmış. Yine buradan çıkıyorum tekrardan. Bunu da kapatıyorum. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine vereceğimiz var. Gerçekten güzel vereceğimizi açalım arkadaşlar şöyle. Evet, devam et diyelim. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Gayet başarılı. Buradan da çıkıyorum. Yine sistem olarak şöyle girelim. Yine şifremizi girelim. Bunların hepsini kendi sitesine atıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet, buradan da çıktı arkadaşlar. Şimdi açmaya çalışıyor. Kurdu. Gördüğünüz gibi tamam oldu. Şimdi tekrardan geri gelelim. Yine böyle geliyoruz.
otomatik temizliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğümüzde. Versiyonumuzu gösteriyor burada. Gördüğünüz gibi temizlik yapıyor arkadaşlar. Varsa güncellemesi gördüğünüz gibi şu şekilde. Gayet 10 numara 5 yıldız diyorum. Yine paket yöneticilerimizi zaten biliyoruz. Şöyle güç istatistikleri diyor arkadaşlar. Bunlara da bir bakalım şu şekilde. Evet. Bunları da gördük. Şimdi buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle değiştirelim bakalım. Evet arkadaşlar. Bu kısımda VirtualBox üzerinde sanallaştırma üzerinde arkadaşlar. Yani biz VMware sanal makine üzerinde kurulum yapıyoruz. Normalde tavsiye edilen VirtualBox üzerinde kurulması. Ama biz yine bir ayrıcalık yaptık. Böyle kurduk arkadaşlar. Burada da dediğim gibi şöyle üzerine bir kere gelip tıkladınız arkadaşlar. VirtualBox'ınız kuruluysa kurulumu oraya yapacaktır arkadaşlar. Bizde VirtualBox kurulu olmadığından dolayı bizi yine kendi sitesine yönlendiriyor. Bu şekilde. Bunu indirmemizi istiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bu şekilde de yine sanal kurulum yapmış oluyorsunuz aynı zamanda. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Bu da bu şekilde arkadaşlar ve bütün uygulamaları oradaki uygulamalar buradaki uygulamaların hepsi aynı arkadaşlar. Yine buradan geliyorum internet diyorum. Yine burada browser'ımız var arkadaşlar. Yine BitTorrent'imiz var. Yine Firefox'umuz var gördüğünüz gibi. Bayağı özelliklerimiz var arkadaşlar. Seçeneklerimiz mevcut. Gerçekten 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Bu konuda beni her zaman takdirimi almayı hak edecek bir işletim sistemi olmuş. Hem güvenli hem görsellik açısından yine 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Ve hızlı aynı zamanda bunları yaparken de hiç zorlamadan çok hızlı bir şekilde bunların hepsini yapabiliyor. Gerçekten kullanışlı. Gördüğünüz gibi zaten Türkçe olmasına ait ayrı bir özelliği var arkadaşlar. Gerçekten diyorum kullanmanızı tavsiye ederim. Görselliği olduğu gibi kesinlikle kasma donma yapmıyor arkadaşlar. Ve daha da stabil, daha da hızlı, daha da güvenli aynı zamanda. Gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan da şimdi çıkıyorum. Şöyle çıkalım. Gerçekten diyorum 10 numara 5 yıldız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet başarılı. Ve kesinlikle kasma, donma olmuyor. Tavsiyemdir arkadaşlar. Gerçekten kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten de gayet başarılı. Evet, tekrardan buradan çıktım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyorum arkadaşlar. İnşallah yararlı bir video olmuştur. İnşallah detaylı güzel bir video olmuştur diyorum. Yine takıldığınız, sormak istediğiniz yerler varsa arkadaşlar video altında yorumlar kısmında yazarsanız en kısa sürede elimden geldiğince cevap veririm. Ve diyorum ki arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve desteklerinizi özellikle arkadaşlar esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.